Nedret Ersenel Perde 1 Türk Devletleri Teşkilatı'nın ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla oluşturduğu Türkiye Yatırım Fonu resmen kuruldu. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın üyesi olduğu, merkezi İstanbul'da bulunan fona 4 ülkenin daha katılması bekleniyor. 2 BRICS üyesi Brezilya, Güney Amerika zirvesi düzenledi. Zirvede bölgesel entegrasyon için görüş birliğine varılırken, kıta için ortak para birimi önerisi gündeme getirildi. Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın oluşturduğu bloğun ortak paraya geçmesi önerildi. Öneri, dolarsızlaştırma politikalarının devamı niteliğinde. Zirvede Venezuela, BRICS'e üyelik talebini açıkladı. Rusya, Çin ve Brezilya, talebi memnuniyetle karşıladı. 3. İran'da geçen hafta düzenlenen Asya Takas Birliği zirvesinde dolarsızlaştırma baş gündem maddesi olurken giderek yaptırım aracına dönüşen Swift'e alternatif yeni finansal sistem de ele alındı. Asya Takas Birliği ACU Hindistan, Pakistan ve İran dahil 9 ülkenin merkez bankalarından oluşuyor. Üzerinde ve dışında Uluslararası ve yerli medyada genellikle mobilya fuarı muamelesi görse de bu zirveler küresel eğilimin akış hızı ve debisi hakkında önemli işaretler veriyor. Kaldı ki daha kalıplı olanlar da var. 18-19 Mayıs'ta yapılan Çin Orta Asya Zirvesi veya Amerika liderliğinde yapılan G7 Hiroşima Zirvesi gibi. Her iki zirve farklı kutupları temsil etse de temel motivasyonları Rusya ve Çin'di. G7, bilinen duruşları dışında farklı bir şey söylemeyen tekrar toplantılardan biriydi. Ancak Orta Asya zirvesi sadece kutuplar arası çekişmenin tezahürlerinden biri olarak değil, baskı yaptığı alanlar artı Rus-Çin ilişkilerine dikkat çekici sayfalar açtı. Şimdi inceleyecek değiliz. Çünkü daha öncelikli durum var. Türkiye'nin 14-28 Mayıs sonrası ortaya çıkan yeni stratejik konumunun taraflara ne söyleyeceği Ankara doğu-batı çatışmasının sembolüne dönüşen Ukrayna savaşının getirdiği baskılar altında İsveç'in üyeliği, Transatlantik İttifak'taki yerine sahip çıkması gerektiği, Rusya ilişkilerine çeki düzen vermesi talebi, Avrupa dengeleri ve benzeri. Şimdi Pasifik'ten hareket ederek Orta Asya, Batı Asya, Kafkaslar, Orta Doğu çizgisinden yürüyen, yükselen doğu ağırlığını da sınırlarında hissetmeye başlıyor kadraj 360 dereceyi göstermez. Türkiye'nin yakın dönem dış politikasında Batı, Amerika ile ilişkiler parlak bir çizgi izlemedi. Bu da en kibar ifadeyle. Seçimlerin ardından değişiklik olup olmayacağı ve doğu-batı çekişmesinin 10 yıl içinde finale varacağı tartışmaları arasında Türkiye'nin seçimi kritik yer tutuyor. Herkes bunun farkında. Seçimlere yönelik yüksek bir ilgi bunun ispatıydı. Kimi sonuçlarını Temmuz ayında Litvanya Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesinde göreceğiz. Burada Türkiye'nin İsveç konusunda ne karar vereceği ve Rusya ile ilişkilerinde Ukrayna batı çizgisine ne kadar yaklaşacağını anlayacağız. Bu yüzden şu sıralar NATO'dan Ankara'ya daha çok mesaj geliyor. Amerika Başkanı Biden'ın seçim ertesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk lider olması Takiben Çavuşoğlu Blinken görüşmesi, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin nedeni bu. Türkiye, ana cephe dışında gelişen mevzi krizlere karşı da teyakkuz halinde. Batı ucunda Rusya tarafından beslendiği düşünülen Balkan kriziyle, Doğu kanadında Amerika-İngiltere tarafından yakılması olası Kafkasya krizi gibi. Ne Kosova ne de Azerbaycan'ı kapsayacak herhangi krizde Ankara'nın tarafsız kalması mümkün gözükmüyor. Bunları yönetme, ele alış biçimi Türkiye'nin mevcut denge tutturma stili kadar seçimlerle gelen yeni gücüyle de alakalı. Onlar tarafını seçsin. Ancak asıl anlamamız gereken bu sorunların veya potansiyel diğerlerinin tali olduğudur. Bu önemsiz oldukları veya canını sıkamayacak kadar küçük dertler olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor diğer meselenin çok daha büyük olduğu anlamına geliyor. Kaldı ki Türkiye'nin her iki sorunu kesecek gücü bulunuyor. Hatta bir krizi diğer krize göstererek süper güçleri ikna kabiliyeti de bulunuyor. Tıpkı Ukrayna-Suriye denklemi gibi. Türkiye'de dış politika tartışmaları genellikle aktüel durumun getirdiği dar kadrajlardan bakarak ele alınır. Mesela eğer İran'a ilişkin duygu düşünceleriniz olumsuz veya ön yargılıysa, Suriye'deki varlığının üzerine yürümeye karar verebilirsiniz. İran'ın bölgeye Çin'i taşıdığı, Rusya'nın zaten orada olduğu ve üçünün bir sinerji yarattığı gerçeğini eksik tartabilirsiniz. Tersi de söz konusu. Bunlara bakarken Amerika'nın bu coğrafyadaki varlığını ikinci sayıp, on yıllardır On binlerce evladınızı öldürdüğünü unutma gafletine düşebilirsiniz. Bu yüzden küresel kutuplaşmanın komplikasyonlarından olan gelişmeleri Türkiye'nin esas sorunu saymak, arkadaki haritayı perdelemek anlamına gelir. Oysa sahne arkası artık sahneden büyüktür. İyi uygulandığında ve ancak şartlar müsaade ettiğinde, değerli olan denge gibi sihirli bir diplomatik aracı doğu-batı arasında nihai çözüm olarak sunmak her zaman işe yaramayabilir. Stratejik denge her şeye eşit mesafede olmak değildir. Hepsinin içinde olmaktır. Çünkü nihayetinde muhataplarınız duymak istemeyeceğiniz o soruyu size yöneltebilirler. Tarafını seç. Bu sorunun sadeliği yanıltıcıdır başka taraf olmadığı yanılsamasına sizi sürükler. Evet, şunlar doğrudur. Batı eskisi kadar parlamıyor. 2. Doğu yükseliyor. 3. Gerilim artıyor. 4. Türkiye'nin yakın siyasi tarihi Batı'ya yaklaşırken güvenmemeyi vaz ediyor. 5. Ama doğunun getirdikleri konusunda da emin değiliz. Küresel konjonktür ve seçimlerin kredisi Türkiye'nin kendi yolunda gitmesini kuvvetli seçenek olarak sunuyor bu yol diğer ikisinin getireceği zorlukların toplamından daha yüklüdür. Ama Türk'ün yolu hep böyledir. Nedret Ersenel, Yeni Şafak Ekrem Kızıltaş, Ezikler Korosu Kaybedenler kulübü mensupları, galip sayılır bu yolda mağlup sözünü haklı çıkarmak için olsa gerek, akla ziyan hesaplar içinde. Kıvırmaya çalışsalar da yenilgi, gizleme şansları yok. Şimdi yapabildikleri koro halinde yenildik ama ezilmedik şarkısını söylemek. Açık olan gerçek şu, Amerika birçok Avrupa Birliği ülkesi, FETÖ, HDP, PKK ve varlıklarını izah sadedinde Erdoğan ve AK Parti husumeti dışında bahaneleri olmayan bütün muhalefete rağmen adam kazandı. Eze eze hemdi şer odakları ve içimizdeki uzantılarının Türkiye'yi teslim almaya yönelik yoğun saldırıları karşısında kazanılan bu zafer öyle sıradan bir zafer de değil üstelik. Bütün değerleri ve irfanıyla milletimizin, İslam dünyasının, yer küredeki bütün mazlumların dua ve desteğiyle kazanılan muhteşem bir zafer bu. Kazanacaklarında şüpheleri olmadığı halde ağır bir yenilgiyle yüz yüze kalanların hala kendilerine gelememiş olmaları bunun ispatı. Sipariş üzerine hazırlanan kamuoyu yoklamaları, kendilerine oy vermek için can attığına inandıkları Z kuşağı yalanı, siyasetin birbirine en uzak noktalarının bir araya getirilmesiyle kurdukları ittifakta yetmedi. Kerametleri kendilerinden menkul, hizmet özürlü oldukları bilinen büyükşehir belediye başkanları da, algoritmalarını cömertçe yıkım ittifakının emirlerine amade kılan Sosyal medya platformları da ilaç olamadı dertlerine. Algılara karşı olgular bir kez daha kazandı. Seçim süresince etraflarına toparlayabildiklerini dağıtmamak gayretiyle her şeyi kirlettikleri ya da kirletmeye çalıştıkları gibi galibiyeti kirletmeye çabalıyorlar şimdi. Kaybedenin aslında kazandığı şeklinde ezik iddiaları yalanlarının en büyüğü Entelektüel takılma hoşlarına gittiği için Erdoğan'ın zaferi bir Pirus zaferidir diyor ama bu yalana kendileri de inanmıyorlar. Literatürde Pirus yenilgisi sözü yok gerçi ama olsaydı herhalde yaşanana uygun olurdu. Kazananın mı yoksa yenilenlerin mi yok olmaya daha yakın olduğunu anlamak çok kolay çünkü. Yenilgiyi mazur gösterme çabalarına bakılırsa benzemezler ittifakının şakşakçılarının da hesap uzmanı olduğunu iddia eden ama matematikten bir haber olan Cumhurbaşkanı adaylarından pek farkları yok. Aradaki 2 milyon 300 binden fazla oyu izah sadedinde vatandaş olan Suriyelilerin oyları, yurt dışındaki oylar ve benzeri iddialarla teselli bulmaya çalışıyorlar. Ancak kedi ve ciğer örneğindeki gibi bunların gerçeklerle örtüşmediğinin de farkındalar. Sıkıntıları kendilerinin olduğuna inandıkları ülkemizin avuçlarının arasından kayıp gittiğini görmelerinden kaynaklanıyor. Milletimizin Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma kararlılığını benimsemiş olması en çok korktukları ihtimallerden birisiydi. Bunun gerçekleştiğini gördükleri için kahroluyorlar. Ezikler korosunu izlemek sıkıcı ama zevkli tarafları da var. Ekrem Kızıltaş Takvim